Selam arkadaşlar, 1907 Fenerbahçe e-spor kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün 3. haftamızdayız arkadaşlar. Bir şampiyonu daha öğretisi çekiyorum. O da Camel arkadaşlar. Camel'ı biliyorsunuz çok sevdiğiniz şarlardan bir tanesi. Profesyonel oyuncularımızda oynadığı şarlardan bir tanesi. Onun için hemen Camel aldım. Bakalım TAP'ta karşımızda tutuşturulu Lee Sin var. Tutuşturulması biraz zorlayacak ama hallederiz diye düşünüyorum. Evet, karşımızda Lee Sin olduğu için W açtım. Normalde fight atardım. Bir level'da fight'ta da döveceğimi düşünüyorum ama tutuşturulu olduğu için... Aa, E açmış. E açması biraz garip. Önce Camel'ın skill'lerinden bahsedeyim. Camel'ın skill'leri arkadaşlar, W'muz öncelikle adama slow atıyor ve kendimize bir can çalıyor. Pasifimizde adam bize ne tür hasar vurursa ona göre adama normal vuruşumuzda kalkan alıyor. Bakın bekleme süresi var gördüğünüz gibi. Gerçekten E başlaması biraz garip. W ile böyle döveceğiz. Sıkıntı yok. Adam oynasın üzerimize. Ben E başlamasını hiç beklemiyordum ama E başlamak da aslında Lee Sin TAP'a mantıklı olabilir. Şimdi burada adam E'sini bir daha vurdu. E'sini vurduktan sonra oynayabiliriz çok rahat bir şekilde. Hemen şöyle bir W da atacağım. Adam Q ile girdi. Hemen AD kalkanımızı aldık gördüğünüz gibi. Bir tane daha vurduk. Tutuşturu olduğu için agresif oynamayacağım. Tutuşturulu birliğisine karşı early game'de ölebiliriz. Ama late game'de garanti winleriz bu matchup'ı. Şöyle Q'sunu da dodge'ladım. Şöyle geldi. Q açtım ikinci. Q'muz ne yapıyor arkadaşlar? İlk vuruşumuzda auto atak cancel'ıma yarıyor. Mesela normal vuruş Q yaptığım zaman hemen iki tane atak vurabiliyoruz. O yönden iyi. İkinci vuruşumuzda arkadaşlar adama gerçek hasar veriyor. Şimdi zaten göreceksiniz vurabilsem. Şöyle gördüğünüz gibi minyona verdiği gibi adama gerçek hasar veriyor. Adamı çok kolay kazandık bu arada. 3 level olursam direkt E flash kombosunu yapabilirim. E'miz ne yapıyor arkadaşlar? E'miz böyle hop tak gidiyor. Gerçek hasarını da vurduk, adama doğru uçuyor. E flash kombosu da atılabiliyor. Öldü bu arada. Yardım var mı? Güven gel buraya kankam. Güven jungle varmış bu arada. Takımda derken Lee'sini de çok rahat bir şekilde kestik. Gördüğünüz gibi Camel çok güçlü bir şartapta. Doğru ellerdeyse tabii ki de. E'mizde de adamı uçabiliyorsunuz. R'miz ise arkadaşlar adamı bir alan içine alıyor. O alandan siz çıkana kadar adam o alandan çıkamıyor. Ve o alanda adamı kesebiliyorsunuz. Ultimizde bu işe yarıyor. Derken Lee'sin gitti. Güven'i kesti ve double buff aldı. Bu kötü bir şey. Çok kötü oldu. Lee'si sıçrayı Güven'e atmış, evet. Bu kadar minyon arasında adam bana giremeyecektir. O yüzden bu kadar minyon arasında oynayacağım. Bu arada Talon bana doğru yürüyor. Burada fight atarsam belki Talon'a çekebilirim diyeceğim. Ama Talon yürümekten vazgeçmiş, geri dönmüş. Bu arada Ignite'ını atmamış Gwen'e. Minyon arasında çekmemin faydasını görüyorsunuz arkadaşlar. Minyon arasında adam bildiğiniz öldü ve Talon da geliyor zaten. Talon bir şey alamasa bile ben onu keseceğim derken kesememiş de olabilirim. Hop, ah be, öldük ama Talon'u aldırdık kill'e. Sıkıntı yok. Orada E'yi biraz daha düzgün atabilirdim. E'yi şuraya atsaydım adamı uçacaktım. Çok önemli değil. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi Fenerbahçe'mizin kanalına tekrar hoş geldiniz. Abone değilseniz, bir abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, hani gerçekten beğendiğinizi düşünüyorsanız videoyu durdurup şu an like atarsanız sevinirim gerçekten. Adamı bir W ile dövmeyi deneyeceğim. W'su Camel'ın nerf gelmişti biliyorsunuz. O yüzden biraz güçsüzleşti mi falan soruları vardı akıllarda. Ya bence Q'suna nerf gelmediği sürece bu şart çok güçlü olmaya devam edecek ve pırıltım da var. Şimdi Q ile adamı bitiririm. Flash'ı yok, tutuşturu yok. Şu an adama karşı iyi oynayabiliriz. Evet, gelmiyor gördüğünüz üzere. Hemen şöyle auto attack cancel'ı da yaptım size bahsettiğim olay. Hop, şöyle adama kombomu da attım. O yenilmez girdiği için uzun fight'ları kazanabiliyor. Birisinin yenilmez de gerçekten güçlü bir çar. Ignite yok ama şu an skill'lerini dodge'ladığım sürece hiçbir şey yapamayacak. Şöyle bir W da değirdik. Kuleden itlemeden bakın, mümkün olduğunca hasar vermeye çalışıyorum. Bu da önemli bir ayrıntı. Derken evet, çıkmasa geri ölmüştü. Sorun değil. Dayana nerede bilmiyorum. Dayana bende olabilir. O yüzden biraz geri çıkıp ward'ımı atacağım. Pasifim geldiğinde de bu adamı keseceğim. Şöyle W'yi değirdik. Ultim geldi. Ultimi çok güzel kullanıp burada bir kill alabilirim. Şöyle Q'umu da kullandım. Adam dövmeye çalışıyor bizi. Öyle öldüremez. Dayana gelirse tabii ölürüz. Şöyle bir ward atmaya gideceğim. Dayana nerede bakalım. Dayana burada gördüğünüz gibi. Hop, şöyle Q'dan şey aldım. Hop, Lee Sin güzel oynadı burayı. Ah be, R atarken havada öldüm. Lee Sin dayanayla direkt W'ye gitti. Sorun değil, problem değil. Early game'de çok güçlü bir çar değiliz, onu iletim size. Ama late game'in vazgeçilmez bir karakteridir Camel. Evet kankam, ne yapıyorsun? İşte sana bir vurmak istiyorum şöyle. Derken ultisi var şu an. O yüzden çok girmeyi önermiyorum. Ultiyle beni atmaya çalışabilir geriye. Şu an skill'lerim gelmedi, o yüzden girmeyeceğim. Buradayız. Kata SS diyor. Kata bana geliyor olabilir ya, Kata bottaymış. O zaman girelim adama. Hemen şöyle fight'ı uzatmayacağım çok. Gerçek hasarlarımı vurup çıkmak istiyorum. Şöyle de oynadık. Hemen son olarak R'yi attık. Adam R'yle bizi attı ama Q'sunu yememem lazım. Yemedim de aynı şekilde. Tutuşturu olabilir. Bakın Q'nun ilkine minyona vurdum. İkinci adama direkt patlatacağım. Hop tak. Şöyle
Bir tane vurup sonra Q'nun ikincisini de atınca direkt öldürdük. Q'yu minyon atmamın sebebi ikincide direkt burstlemek adamı. Burada Diana da geldi. Diana ultileyecek mi? Evet, Diana'nın ultisini dojladım. Güzel oynadık burayı. Diana niyeyse taptan çıkmıyor. Sevdi burayı galiba. Hoş geldin Diana'cığım tekrardan. Bir daha da bekleriz tapa. Bana dive dener mi? Şimdi pasifim geldi. Pasifimle bunu kesebilirim. Ama denemeyecektir. Deneyecek galiba. Bana maz olması benim için bir tık sıkıntı. Şuradan skill de aldık. Hop şöyle hop vurdum. Kuleye de öldürdüm. Gördüğünüz gibi double buff'ı da almayı başardım. Live steal de yapayım. Yani yapmanız gereken bu kadar. Camel'ın pasifini küçümsemeyin. Oyunun en güçlü pasiflerinden biri. FF yazıyor karşı takım. Gördüğünüz gibi tapıda kazandığımız zaman zaten FF vermeleri çok makul. Tavanı da öldürmeyi başarmış değilsin. Buraya kadar almış ama ben buradan bildiğiniz kuleyi alacağım. Hem de alamet de var. Gördüğünüz gibi Camel'ın en önemli özelliklerinden biri de kuleyi çok hızlı alması. Gördüğünüz gibi pırıltıyı da çalıştırıyor. İkinci Q'muz da fazla hasar vuruyor. İlk kuleyi aldık buradan derken ne yapıyorsun kanka? Ultimle tanklayabilirim burayı derken. Bilsin beni attı ama ne yapıyor bilmiyorum. Öyle kesemez beni. Hop gel bakayım. Ultisi olmadığını varsayıyorum çünkü tavanı öldürmüşler. Hop orada da kesmeyi başardık Lee'sini. Gwen'in de zaten öğreticisini izlemediyseniz Fenerbahçe kanalında mevcut arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Gwen'in yaptığı hareketleri de anlamak adına. Hop şöyle ikinciyi de yaptık. Hemen ikinci Q'muzu da vurduk rahat bir şekilde. Rahat bir şekilde orayı da kesiyoruz. Tak burayı da hemen base'imi atıyorum. Alamet de oraya vuracak. Alamet de çok güzel bir şekilde kuleye vurmaya başardı. Ben de üçlü kuvvet gidiyorum. Üstüne ne alacağım? Üstüne bu maç için Merkür almam daha ideal gibi. Karşımızda AD olsa da Lee Sin benim için problem değil. TP'm var. Botta fight'i gördüm. Bakın TP'mi en iyi şekilde kullandım. Adam karşımdaki adamda TP yok. Ben de TP'mi en iyi şekilde kullandım. Hemen flash'ını attı adam. Oraya da geliyorum ama orada öldü galiba. Keşke ben alabilseydim onu. Önemli değil. TP ile hemen bot lane'i de kazandırdık. Gördüğünüz gibi bir top lane'in yapması gereken en önemli şey TP atıp bot lane'i de kazandırmak oluyor genelde. Şurayı da ittirelim. Şuradan gelecek mi? Burada Diana var. Burada bu Kong geliyor. Ben buradan çıkmam lazım. Lee Sin de burada. Burada Kata varmış. Selam Katacığım. Lee Sin bana taktı kafayı. Lee Sin beni kesmeye deneyecek bir Talon'u kesiyorlar. Talon ne yapıyor? Öldü orada. Evet ben çıkmaya devam ediyorum. Bizimkiler kaşınıyor ya. Lee Sin buradan devam ederse ama onu keseceğim. O kesin yani. Sinir oldum çünkü ona. Şuradan bekleyelim. Şuraya girebilirsem Tristan'ı da keserim. Zaten şurada görüş totem var. Evet girdim güzel bir şekilde buraya. Görmediklerini varsayıyorum. Görüş totemini kesecekler. Beni görüyorlar mı ya? Hemen Tristana'ya doğru koştum. Bakın Wukong'u üstüme aldım. Hemen Tristana'yı da ultiledim. Evet şunu da kesmeyi başardık. Hemen ikinciyi de almayı başardık. Ya artık bundan sonra takımla gezmek bizi daha da fed yapacaktır. Neden derseniz çünkü takımla gezince tapta olsak kule atacağız ama takımla gezince karşı takım tilt oluyor. Abi yeter ölme ölme falan yazıyor Wukong'da mesela. Delirdi adam. Hemen ben Vashia'ya gidiyorum. Vashia'ya çünkü wave itmede, lifesteal'de falan çok önemli bir item Camel için. Evet Lee Sin'i yakalayacağım lan. Kaçma. Lee Sin talon kesti. Bize bir şey kalmadı yine derken kesemedi mi? Lee Sin burada güzel oynarsa talonu keser. Evet böyle de bundan bahsetmiştim. Tek Q atacağım. Ölecek zaten. Neyse double buff bize kaldı. Bizim için iyi oldu bu arada. Ben sevindim yani ölmesine açıkçası. Tabi takım arkadaşlarınızın ölmesini istemezsiniz ama bu maç ben bayağı fedim. O yüzden çok takmıyorum maçı. Şuradan bu Wukong geçecek. Bakın wardlar sayesinde bu Wukong'u gördüm. O yüzden oyunda ward atmak çok önemli. Hemen W vurdum. Şöyle ultim yok ama şöyle onu da kesmeyi başardım. Burada birileri daha var. Canım az o yüzden Kata varmış. Kata'nın ultisine kadar bekleyeceğim. Aim atmak için ama az farklı öldük. Sıkıntı yok. Güzel oynadık ama double buff'ı vermek istemiyordum. Kata'yı şimdi kesip alacağım onu. Mid'de 3 kişiye karşı girmem biraz saçma olur. O kuleyi salacağım o yüzden ben tapa koşuyorum. Şu Lee Sin'i keselim top lane'i. Beni gördü. Gwen de onu kovalıyor. Orada yakalayıp Lee Sin'i keseceğiz zaten büyük ihtimalle. Ultim de var. Kaçırmam kanka seni. Evet ne yapıyorsun? Ultiyi de öyle attı. İkinci Q'yu da hop attım. Direkt kill'i de vermiyorsunuz böylelikle. Bir de kule altına çekmeye çalışıyor beni. Ya da arkasında biri var ona çekmeye. Şöyle vurdum gördüğünüz gibi. Evet böyle korkması gerekiyor derken bundan bahsediyordum. Çünkü ölür. Ne yapacaksın kanka? Nereye gidiyorsun? Bekliyoruz. Nereye gittiğini merak ediyorum ben de. Aim'i atmıyorum. Bekleteceğim. Şöyle aim'i şimdi attım. Hemen ikinci vuruşu beklemedim bile. Direkt tek attım. Bot lane'de bizim takım ölüyor. Ne oluyor bilmiyorum. Kata'yı da direkt kestik. İkinciye fulluyorum. Şuraya bir TP atabilirim bu arada. Attım bile. Lee Sin de orada. Hepsinin canı az. Kesebilirim hepsini. Şunu öldürelim. Hemen bunu öldürdük. Tristan'a gitmek istiyorum. Tristan'a da öldü. Wukong'u da reyledim.
Bu Kongo'da tekleyip 3'te 3 atmayı başardık rahat bir şekilde. Bir de Lee's'e gidelim derken şöyle. Beni insekleyecek ama insekleyip öldüremeyecek. 4'te 4'ü alamadım. İnseklerse öldüremez yani. Camel'ın daha kalkanı var. Nereye öldürüyor? Evet, mid'i pushladım. Şimdi karşı ormanda adamın girdiğini gördüm. Şuradan bir karşı ormana gireceğim. Kör gireceğim ama bilmiyorum burada biri var mı diye. Kimseyi bulamadım. Lee's şu taraftaydı. Bu Kong şurada, bakın bu Kong geliyor. Aa, Lee's burada ne yapıyor? Lee's'cim selam. Dayanacım selam. Hiçbir şey yapamazlar. O yüzden gördüğümüze giriyoruz zaten. Gördüğünüz gücümüzün farkındasınızdır. Tamam. G'ye kaçıyor. Gwen'e gidiyor. Gwen seni keser ki kankam. Tamam, o da girdi. İkisini birden öldürürüz o zaman. Hatta üçünü öldürmem benim için daha da iyi olur. Ama şu kataya dikkat etmemiz lazım sadece. Ah be, adama girsem belki kesip çıkardım. Flash'ım da vardı ama burada öldük ama bizim takım da orayı kesmeyi başaracaktır büyük ihtimal. Neyse, es yok, Katar es yok. Derken hepsi birden öldü. Bu kötü bir sonuç bizim için baya. Benim burada olduğumu biliyorlar diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hepsini tekleyebilirim. Dayanan reyi de böyle dojladım. Bana girerlerse, devam ederlerse keseceğim ama arkası çok kalabalık. Bunların ikisi olsa keserim ama sadece iki kişi de değiller. Şuradan bir can yenileyim. Şurada mı adam? Evet, burada olduğunu biliyorum. Hemen onu öldürmeyi başardım. Tristana'yı veya Kata'yı da tekleyeyim diyor, düşünüyorum. Onu da teklemeye başardım. Tristana gelsen de. Kaçıyor ama aim gelecek tekrardan, yakalayacağım adamı. Kaçamazsın kanka. Şöyle yapacağım. Ve senin nereye yöneldiğini doğru bakacağım. Evet, öldüm. Gördüğünüz gibi Camel'ın mekanikleriyle birlikte çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Çok mobil bir çar, çok güçlü bir çar. Herkesi tek başına kesebiliyor. Şimdi burayı da alacağım. Sonra bu arada biraz MR da almam lazım diye düşünüyorum. Çünkü Kata falan çok vuruyor. Kata AP'ye yönelmiş. AD karışık hybrid build yapmıyor. O yüzden benim bir tık MR'da almam lazım gibi. Evet, takımın hepsini tekrardan kaybettik. Karşı takım baron mu giriyor bilmiyorum. O yüzden bir barona gidip bakmam lazım ama 5'ini engelleyemem. O yüzden ben şuraya TP atıp, en ideali burada TP atıp bakmak. Nasıl bakmak? Zaten baron giriyorlarsa onu bozup gelirler diye düşünüyorum. Bu sefer ölümün dansı var. Öyle kolay ölmem gibi ama bakalım. Evet, dediğim gibi de oluyor derken kesemedim. Damage'im yetmiyor. Apelius'umuz çok güçsüz. Adamların katısını görmüyoruz burada olabilir derken Swain'i atlayabilir adam. Evet, Swain atladı. Swain atmaya deneyecek ama hiç mantıklı bir hareket değil onlar için. Çünkü neden derseniz ben burada Tristana'yı kesebilirim. Ama beni attılar zaten. Ben de şuradan kaçmayı tercih ediyorum. Güvenimiz yok. Talonumuz yok. Öyle bir şekilde fight atmayı deniyoruz. O da kötü bir durum. Hemen Diana'yı yakaladım. Şöyle Diana'yı da ikinci Q'yle rahat şekilde kestim. Güven hadi oğlum. Onu da kestik kankam. Onu da kestim. Hangisi gerçeği? Şu. Gerçeğini de buldum. Güzel. Onu da kesmeyi başardık. Yani ölmem zor. Bir de MR alıyorum. Ruk gömleği alacağım. Kata'yı gördüğünüz gibi tek attım. Biraz daha vurmaya devam edeceğim ama damage'im yettiği kadar vurabiliyorum. Zaten daha fazla vuramam yani büyük ihtimal. Evet. Lee's'in de orada öldüreceğim. Güzel. Kill aldığımız için ölümün dansı da canımızı yeniledi kaybettiğimiz kadar. Şuradan lifesteal aldık. Tamam, takım yine toplansın. Keselim, ben ultiyle girelim. Keselim burayı istiyorum. Evet, çok güzel. Güzel yakaladı. Orada Tristana'yı da tekledi Talon. Evet, burada girmedim fight erken. Şimdi maçı bitireceğim çünkü şu Kata'yı oynamam lazım. Hemen Kata'nın yanına gittim. İkinci Q'yu da vurdum. Hop, şöyle tek Q'yla da indirmeyi başardık. Allah, kuleye ölecek takım. Aman diyeyim. Hayır, kuleye tüm takım ölüyor. Yapmayın, yapmayın. Derken sırayla tüm takım kuleye ölüyor. Kata report falan yazıyorlar. Bence ama Kata karşıyı tutan önemli elemandı yani. Onu da unutmayalım. Burayı da ettirdik. Hemen Lee's'in burada. Lee's'in de burada olduğunu görüyoruz. Beni tekmeye de ama öyle kesemez. Damage yeteceğini düşünmüyorum öyle. Hemen şöyle tutuştur da bıraktı ama ben direkt bir şekilde onu kestim. Güzel. Burada 3300 param var. Bir rük gömleği alayım. Katerina burada. Katerina'yı yakalayacağım. Katerina'yı zaten kesersem maçın biteceğini göreceğiz. Hemen. Nereye gidiyorsun Katacığım? Öldün. Hemen devam edelim. Buradan artık maçı bitirmek istiyorum ya. Şöyle gideceğim ama bizimkiler Drake alıyor mu karşı takım? Lee's'in burada. Lee's'e de girdim. Bu Kong da burada. Beni ikisi kesemez. Lee's'ini gördüğünüz gibi darma duman ettik. Bu Kong'u da aynı şekilde. Ace yok zaten bu Kong'un. Evet. Oradan kaçıyor. Karşı takım Drake almayı başardı. Ne oluyor? Hop. Şöyle Lee's'ini de kestim. Onu da keselim. Hemen onu da kesmeyi başardım. Gördüğünüz gibi takım da orada ölmüş. Niye öldü? Niye öldü tamam. Canı vardı diye gördüm ama neyi öldüğünü bilmiyorum ya. Ha, bu Kong'un tutuştuğunda ölmüş galiba.
Minyonlar da onları tanklarken hop şöyle. Evet, ikinciyi vurduğum an ölecek zaten. İkinciyi de vurdum. Kata geliyor. Kata da gelsin. Ruk gömleği boşa almadım katacığım. Sen vur diye aldın bana. Vurmam benim hoşuma gider. Hemen vurduk zaten. Maçı da bitireceğim rahat bir şekilde. Hop! Maçı da bitirmeyi başardık. Güzel bir oyun oynadık. 30'a 2 mi? 30'a 5 mi? 36 mı? Ne bitirdik? Bu arada arkadaşlar şimdi profesyonel oyuncularımızın Kemal hareketleriyle birlikte sizi baş başa bırakıyoruz.